Arkadaşlar, yine aynı konuk. Büşra Hanım burada. Aa, kimmiş? Bugün farklı bir konseptle geldik. Geçenkinde tiramisu yapmıştık. Çok da başarılı olmuştuk. İnşallah izlemişsinizdir. İzlemediyseniz alttaki videoyu izleyin lütfen. Abone olmayı unutmuyoruz. Baştan uyaralım. Yorum yapalım, beğenelim. Sevdiyseniz, beğendiyseniz mutlaka beğenin. Hoşçakalın. Sürekli bir şeyler deniyoruz. Şimdi, bugün ne yapacağız biliyor musun? Sen pembe mi? Ben pembe. Ben mavi almıştım. Watson's'tan iki tane maske aldık. Bunu yaparken... Yani bunu yüzümüze beledikten sonra bolledince kelimeler yazdık ikimiz de. Biz afyon bolledince. Birinciyi söyledik belemek. Öyle miydi? Hayır, gerçek yapıyorum. Ha. İşte onları iğnem açıldı, bozma gırtlağıma yapışıyor. Sakın arkadaşım. Ne yapacağım? Arkadaşım böyle. Kanka ayy. Demek. Kanka bedelini ödedim galiba. Kanka. Neyse. Kanka bedelini ödedim. O benim için kelimeler hazırladı. Ben onun için kelimeler hazırladım. O kelimeyi bilemezse bir cümle içinde kullanacak karşı taraf. Hala bilemezse artık kendi açıklayacak. Çünkü kaç dakika konuşacağız, gerek yok. Aynen. Şimdi öncelikle bir maskelerimizi yapmakla başlayalım arkadaşlar. Ya sürekli aynı kişiyi. Mavi yapmak istiyorsan al. Kanka bir dakika, bunu yıkamamız. Yüzü yıkayın diyor. Diyor. Tamam, yüzümüz temiz. Ha yok, direkt mi yapın diyor ya. Evet direkt yapın diyor galiba. Türkçesi yok mu bunun ya? Maskeyi temizlenmiş çizgiden azıcık yerleştirin. 15-20 dakika bekletin diyor. Maske. Benimki salyangozlu, özellikle aldım. Cildim yenilensin istiyorum çünkü. Benimki neli yazmıyor bir şey. Yazıyor yani. Seninki de yoğun nemlendirici. Ay bir şey geldi elime benim. Sulu mu bu? Ay ne bileyim Büşra, Allah Allah. Şöyle dökersek. Bana değiyorsun gibi. Döksen nereye dökeceksin acaba? Ben fışkırttım seni ya. Allah Allah. İyi başarılar, mahvolacak. Bir şey söyleyebilir miyim? Ha, iyi bari şeymiş. İki tane mi var acaba? Elleşmeli. Hani... Oh my god. Seninki fazla nemlendirici olduğu için su gibi. Yo, su gibi sen bu. De su ne gibi. Olacak? Böyle olmaz arkadaş. Dur arkadaşım bir dakika. Ben bunu açamam ya. Peçete gibi de. Açtık. İyi salyangoz. Salyangoz demek mi bu? Ay ben bu Kore şey... Büşra, midem bulandırma. Sen yaparsan ben de kusarım. Üstüme şal var. Nasıl yapacağım ben bunu? Şalını bir sıyır. Kapalı hiçbir engel değil Büşra, biliyorsun bunu. Biliyorum. Ben yırttım ya. Ben galiba bir şey yapıyorum ya, yanlış. Yırtılıyor mu benimki? Ben yırtıyormuşum. Ben yaptım. Vay be. Hızlı oldu seninki. Benim bu yüzüme net iki beden büyük gelir. Aynen, sana büyük net gelir bu. Net yani. Gözüm pörtlemiş, ağzım yüzüm şaşmış. Eyvah. Benim burnum bu kadar büyük mü? Arkadaşlar ben bunu yapamayacağımı düşünüyorum. Of, Sümer çok serinletti. İçine suyu sıkıştırıyorsun. Ben nasıl yapacağım bunu? Dur ben sana yardım edeyim. Hay, bu çok büyük bana. Yapamayacağımı düşünüyorum. Yapıyorum. Oo, hortlak gibi. Aa, çok güzel kokuyor ama, biliyor musunuz mu? Tamam, ben böyle durayım. Oh. Biz böyle nasıl konuşuyoruz, pardon? Hiç ciddiye alıverici dur. Kaşım yok. Genel herkesin istediği durum. Arkadaşlar kaşıma çok herkes yorum yapıyor. Annem ve bir takım arkadaşlarım, hatta arkadaşlarımın arkadaşları, burada onlara seslenmek istiyorum. Herkes gür kaşlara sahip olmak ister. Yani kıskanmayın ya. Bu kadar diyeceklerim. Tamam Sümer, ben yaptım. Kanka ben gözüm görüyor mu şu an sence? Bak bir bana. Hı? Ben oldum mu? Oldun. Dur, üstüne yapmışsın. Üstüne yaptım çünkü içine sok. Yırtılıyor şu. Yırtılıyor gibi oldu. Yürüyor. Ağzıma giriyor. Ne olacak be? Ya bir dur. Ağzımı yırtayım mı? Yok. Şimdi şöyle yapacağız. Ay küçücük kaldı kız ağzım. Zaten küçük ağzımda. Elimizde kremlemiş olduk böylece. Sen başla istersen. Ben başlayayım. Şimdi gel. Ay Sümeyye, vallahi böyle video çekilmez. Kanka bunu yıkayalım da ondan sonra. Yüzüne dokunmam. Tamam. Maskeyi yaptık. Ciltler parıl parıl. Müthiş. Azıcık bana alerji edecek gibi arkadaşlar da. Azıcık kırmızı oldu bir şurada. Bana yaramadı bu maske. Tavsiye etmiyorum. Ben ediyorum yani. Çok da yüzüm iyi bir şey değil de. Hassas cildiniz varsa almayın sakın yani. Yani olabilir. Benim cildim hassas değil. Başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Haydi enerji yükselt. Al bakalım. Ha sen, ben seçeceğim. Evet, sen seçeceksin. Pardon, ben platformu yeni geldim galiba. Sen galiba olayı anlamamışsın. Horata. Horata. Bunu bilmeyen var mı? Bir dakika, ben bilmiyorum. Yani ben yazdım bilmediğim şeyleri. Horata geçme benimle. Dalga geçme. Bir dakika. Horata geçmek, dalga horata... geçmek. Yani yakın bir şey. Şaka. Şaka aynen yani. Doğru. Şak.
Bildiniz. Bildim. Horata, bir. Şaka. Bir bildim. Cümle içinde kullanır mısınız? Evet dedin gerçi. Horata geçmek. Sümeyra. Çok horatalı bir çocuk. Şakalı mı? Horata geçmek istiyorum. Kesin ben bilemeyeceğim anne. Ben net bulledin değilim yani. Aha aşını yaptım. Ya ben işte bilmediğim için altın açıklamasını yazmıştım ya. Tamam şöyle kapat da göster bana. Okudun mu? Çok az okudum tamam, ya okudum. Tamam okudun mu? Ne okudun? Yalan söylemeyeceğim. Tamam okumamış gibi bir tekrar tahmin ver. Oku bir şunu bir. Kercanmak. Hayır. Yani aslında öyle de şöyle okunuyor. Kercalamak yani garcalamak gibi. Kercalamak denir. Kercalamak. Aynen. Gördüm ki. Gördün mü? Of, söyle o zaman. Alaya almak. Ha aynen. Kercalamak. Yani abi beni kercalayıp duruyor yani gibi. Ha. Ben de kercalamadım. Ha gibi yani. Ha. Ne of ya. Sana yaptıracak olsam sen niye kercalayacaksın? Baba ben okuyayım sana. Ben okuyayım ha, sana. Ha tamam öyle yani benim çünkü açıklamalı. Saçma sapan hareket. Olay asla anlamamışım. Anlamadım. Öyle demedin çünkü. Dıdılamak. Of bunu hep söylüyoruz ki. Mesela soğuk havalarda üşüdüğünde insan dıdılar. Bunu biliyorsunuzdur inşallah. Yani dıdılamak. Falan. Bu dıdılamak. Vücut ısısını dengelemek için. Soğuk havalar için kullanılıyor. Bir şey. Yani çok basit sormuşum ben. Ya da sen olaya çok hakimsin. Sen seç ben açayım. Bismillahirrahmanirrahim. Ben 2 bildim. Sen 0. Napoli benim hatamda. Ha bu şeyi altına yazmamışım. Biliyorum. Neliklerinen. Hı. Yani o kadar... Çok zorlanarak yaptım. Hani neliklerinden seni bugünlere getirdim ben mesela aynen. Büyüklerim. Zorluklarla aynı. Zorluklarla. Aynen. Gibi. Evet. Bildim. Bu kolaydı çünkü. Evet. Sivtinmek. Aa ben bunu biliyordum. Sivtinmek. Ben biliyorum. Şey böyle yani uğraşmak. Sivtinmek. Çok değil. Mesela ne diyeyim biliyor musun? Kendimden örnek vereyim. Mesela şu an benim YouTube çektiğimi gören ailem şey der. Sümeyra ne çok sivtiniyor. Ha işte yani tamam. Ne dedim ben açıklama olarak? Şey sen öyle yani dedin. Başına bela aramak gibi bir şey yani herhalde. Boş işlerle boş uğraşmak. Işler, evet boş işlerle uğraşmak, aynen. Sivtinmek. Dot. Gırttık. Bilemedin. İki tane bildim. Bak da öyle. Sivtinmeyi biliyordum aslında ben. Kabul etmiyorum aslında. Aa ben bilmiyorum sivtinmeyi. Kaser. Hı. Kanser ediyorsun beni gibi bir şey mi? Kaser kaser konuşma. Kaser. Abi bak cümle içine bir düşün bir kaser. Nasıl hep ben kullanırım bazen. Kaser etme. Değil. Son hakkın. Sen cümle içinde kullanacaksın. Tabii ben bildin. O zaman çalışırım. Söyleyeyim o zaman. Cümle içinde. Çocuğun kaserini kırma. Heves. Ama sen cümleyi de çok basit söyledin. Kaserini kırma. Evet. Kaser evet. Yani kaser heves işte falan. Evet. Ne yazmışım? Ha hatır, hatırını kırma gibi bir şey yani. Hatır. Irlamak arkadaşlar. Irlamak bir şey sallamak yani. Evet. Aynen. Mesela şey de derler. Hani dişin çıkacağı zaman böyle dişim ırlanıyor da derler yani. O da öyle de bir şey var. Evet çok saçma değil mi? Ay pardon tik yapacaktım böyle yaptım. Kaybettim daha. Gırttı. Alttan vereyim. Ha. Avere. Çitlek, çekirdek. Aynen. Ay Türkçesini de bilmiyorum. Biz İzmirliler çekirdek. Çiğden deriz. Biz Borvedinliler çekirdeğe avere deriz. Avere. Yani tek çekirdek de değil mesela. Yani çerezine çerez avere denir. Çerezin yani mesela böyle akşam meyve sofrası konulduğunda avere getir kızım derler. Avere. Hiç annem bil demez de babaannem çok derler. Bizde de denmez ben Borvedin yani. Sıra sende değil mi? Bende. Gütte gütte. Şey bu. Gütte gütte ne ya? Gütte gütte. Şey mi bu be? Yavaş yavaş gibi bir şey mi? Tam gıdım değil. Gıdım gıdım. Yok. Gütte cümle içinde gütte. Kullanayım. Kullan. Mesela bir durumda o zaman ama açıklamış oluyorum bir dakika. Ha, cümle söyleyeceğim. Bir durumda diye başladın. Cümle söyleyeceksin. Hadi. Çok konuşmuyorum da ben. Anladım. Ağzından yani ne bıçakla laf almak gibi bir şey mi? Yani yerinde konuşan demek. Gutte gutte. Ha yani tam yerine. Ha aynen cuk oturttu lan. Gutte gutte. Ama ilk defa duydum. Ben ilk defa duydum şu an. Böyle bir şey
konuşmak. Gutte gutte konuşmak. İlginç. İlk defa duydum. Garip bir şeymiş. Siz kullanmasanız olur yani. Açmıyorum. Açma. Evet. Haflı. Haflı neydi lan? Dur bir. Yazdığım şeyi unuttum. Haha. Şey değil mi haflı? Tozlu. Ha, o havlı. Ha. Haf. Ha, hav denir mesela bizim toz toza burada. O ayrı. Şimdi haflıyı soruyorum ben. Ukde kaldı içimde. Haf kaldı. Hı. Uyduruyorum şu anda. Cümle kullanayım mı? Kullan. Ben gibi kullanamayacaksan bilemiyorum ben. Ya haflı bir insansın diyeceğim de oradan yine çıkartamazsın. Evhamlı mı? Evet. Şu, yani ha, böyle şüpheli evhamlı. Haflı. Aynen. Haflı. İlk defa. Öyle ben her şeyi ilk defa duyuyorum ha. Son değil ikiymiş. Benim kaç? Benim iki kaldı. Gutte gutte. Fersiz. Cansız. Fersiz cümle. Kelime. Cansız demek. Evet yani sayılır. Kabul edilir. Tek. Ne dedin? Kuvvetsiz. Ha, kuvvetsiz cansız aynı. Fersiz. Gözünün, feri kalmamış. Gözünün feri yok gibi düşünme. Aynen. Yani. Doğru. Seninki ben açamıyorum. Hiçbir anlamı kalmadı şu oyunda. Her şey bir. Bir hoş. Bir hoş olmayı bir... Kötü oldum işte. Bir hoş oldum da kısaltılma bence de. Yani mi? Tuhaf olan her şey için bir hoş deniyor yani. Çocuğun hele suratına limona, bak bir hoş. Limona falan çok deniyor. Aynen. Ay, limonu bir gördüm oldum. Bir hoş oldum falan. He, çok aynen. Kullanılıyor evet. Babaannem özellikle her şeyi alalım. Çok kullanıyor. Bence buna şaşıracaksınız. Son. Biliyorum ben bunun ne olduğunu çünkü. Gumba. Gumbar. Gumbar ne ya? Mumbar der gibi. Şey mi bu yani bir insan tanımlayan bir şey mi yemek mi? Yemek. Özellik mi? Yemek. Ha yemek. Gumbar yemeği. Bence bunun eski Türkçe'de bir şey vardır, karşılığı vardır mutlaka. Çünkü boştan yere gelmemiştir diye düşünüyorum. Patatesle ilgili bir şey mi? Ne alakası var? Ne bileyim yani. Afyona patates çok olur. Afyona bir şey daha çok olur. Haşhaşla ilgili bir şey mi? Cümle içinde kullanayım. Kullan. Biz bugün sabah gumbarlı yumurta yedik. Gerçekten yedik ama. Sucuk. Evet. Oha. Gerçek olay. Aa. Gumbar sucuk. Biz hiç kullanmıyoruz. Hatta hiç bilmem yani. Ben babaannem çok kullanıyor bunu. Bilmiyorum neden. Hatta ben çok şaşırmıştım. Kendi kendine dili dönmediği için uyduruyor diye düşünmüştüm. Gumbarı da uydurmaz sucuk nerede? Manyak. Uyduruyor sanmıyorum. Çünkü o İlyas'a falan da elle. İlyas falan diyor çünkü. Onu açacağım mecbur. Yani, seçebilirsin. Al al sos. Format değiştirmeyeyim. Kumbar öğrenmiş olduk arkadaşlar. Sucuk demek. Önemli bir bence. Hı. Tepsermek. Hı. Hapşurmak. Bu iki anlamı var bunun. Tepsermek. Ha pardon bir tek anlamı var. O farklı bir cümle. Halay çekmek gibi. Hayır şey. Değil. Tepsermek. Çarşıda çok gezdik. Çok tepserdim ya. İtlik serserilik yapmak. Hı-hı. Tepserdim. Hı. Yoruldum. Aynen yorulmak. Tepserdim, yoruldum. Evet. Yani tepsermek, yorulmak. Ve vallahi şey. İnan yer şaşırdım ha. İnan yer şaşırdım. Eyvah. Şey de çok. Allah sen. Aslında Allah. Çok yanlış. Aynen Allah sen dememek gerekiyor arkadaşlar. Söylemeyin siz tamam mı? Nedenini açıklamak istemiyorum. Şert olsun. Allah sen. Evet. Böyle saçma sapan şeyler bunlar var. Bunlar söylemeyin. Mesela zere. Ne mesela zere? Bunlar bonus. Bunları zerenin anlamı yok arkadaşlar. Mesela soracak olsanız. Edat ya. Böyle edince edat. Zi evet. Nokta gibi ya. Zira da değil. Zira da gibi. Hezerene. Akıllı ol. Ha aynen. Hezerene. Sonra çok başka ne var? Ne var? Darın. Darın. Dedim ya sana değil mi? Ha darın evet. Darın. Ne arkadaşlar? Bilenler yoruma. Evet bunu söylemeyeceğiz. Yorumda yazın. Biri aynen. Bilirse ben ona şey... Küçük bir çikolata hediyesi. Uydurma ya. Alırım niye çikolata alayım? Sen bana zor alıyorsun çikolatayı. Aaa. Gerçekten alacağım yorum ama sen yazmayacaksın. Tamam yazmayacağım. Darının anlamını bilip yoruma yazan ama internetten kişiye... bakan da olmaz şimdi bakarlar internetten. Ya baksın ilk yazan kişi yani ilk izleyen kişi onun nasibidir. Bir çikolata alırım 5 lira keş veririm ya da. Darını bilirler ama kolay. Kanki ne yapalım yani? Aa, daha zor bir çikolata için çirkefleşiyormuşuz. Dünyanın en zor kelimesi. Ben sana da alayım kanki istiyorsan bu da çirkefleşme insanlar da kalır. Başka ne var ya? Şatlaklanma var. Onu zaten her videomda rahat kullanıyorum. Şatlaklanma. Onun anlamı söyledi bari. Şımarma. Yani şımarma. Kendine göre. Sümeyra eşittir şatlaklanan bir insan. İyi tam bitti.
Bitti. Hadi eyvallah. Videomu buradan abone olabilir, buradan yorum yapıp beğenebilirsiniz. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye. Daha çok video gelmesini istiyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın. Hayır, yanlış yaptın.